Çocukların Yeni Yolculuğu Tulu Kitap Benim Ramazanımı sunar. tulukitap.com Yedinci. Koskoca 7 gün mü? Evet ablacığım, 7 gün oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sen böyle kendi değişiklikleri hissetmeye başladın mı? Hem de nasıl, baksana. Bir güzelleştim. Bir yumuşak başlı oldum. Ya çok tatlısın Şirin ya. Evet ablacığım, Ramazan yaradı. Sen gerçekten çok güzelsin Şirin. Saçlarımı beğendin mi? Evet, çok beğeniyorum. Bakımlı bugün... peygamberim, bakımlı ümmetiyim. Çok tatlısın. Evet, her hem şey bakımlısın. Hem akıllısın. Ay çok teşekkür ederim. O zaman bugün çöz bakalım önündeki ipucunu. Çözeceğim ama sen de çok güzel olmuşsun canım. Teşekkür ederim Şirin ya. Şimdi tamam. Bulmadım. Güzel sözlüm. Abla. Allah Allah, yine bozuk para geldi önüme. Evet. Abla. Ne olabilir bugünün mesajı sence o zaman? Ay, yine sadaka ama. Şey Merve abla. Hep para bulamıyorum ki ben. Bayrama da daha çok var. Böyle düşünmeni istemiştim Şirin. Tam olarak bunu düşünmeni istemiştim. Nasıl yani sadaka diyeceğim yani, ben şimdi? Yani sadaka deyince sadece para mı gelecek aklına? Aklıma başka ne gelmedi? Sertaç abini dün gülmekten dinleyememişsin herhalde. Aklına daha bir sürü şey gelebilir. Gelsin bakalım. Ama bunu peygamberimizden öğren istiyorum. Canım peygamberim. Açalım mı o zaman kutuyu? Haydi açalım ablacığım. Öğrenelim mi bugünün hadis-i şerifini? Canım peygamberim ne demiş bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. Tebessüm sadakadır. Tebessüm ne demek? Gülmek. Evet. Değil gülümsemek. Mi? Birbirimize gülümsemek bile sadakaymış yani. Sana gülümseyim. Gülümse. Çok güzel iyi. Gülümsüyorsun. Ay, gözlerin kaldım. Bile gülümsüyor. Çocuklara da gülümseyelim. Merhaba. Merhaba çocuklar. Bak ama devamı da var hadis-i şerifin. Aa, hadi şöyle bakalım. Evet. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Aa. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Bir sürü şey sadaka oluyormuş. Daha bir sürü şey var ama. Peygamber Ve bunlar için bozuk paraya söyledim. Gerek yok. Yok. Ah çok iyi ya. Yani gülümseyerek bile Allah'a çok hoşnut edebilirsin. Çok güzelmiş. Sevap kazanabilirsin gülümseyerek. Hadi gülümseyelim. O zaman hem Kur'an dinleyip hem gülümseyelim, sevapları katlayalım. Tamam abla. Hadi bakalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Şirin. Canım. Allah-u Teala ne dedi az önce aslında biliyor musun ayet-i kerimede? Neyden bahsetti? Söyle de bileyim. Eğer biz kaba, böyle katı kalpli, güzel konuşmayan birisi olursak insanlar etrafımızdan dağılıp giderlermiş. Ya. Tabii ben şimdi mesela şöyle yapsam olur mu? Çocuklar dinleyin ya bizi burada. Size ne güzel şeyler anlatıyoruz.
Şirin sen de önüne bak kızım ya konuşurken benimle. Ay beni titrettin korkudan ya. Böyle olmaz değil mi Şirin? Olmaz tabii. Sen gelmek ister misin sonra Hayır, bir daha? Hayır asla döner giderim ya. Beni dinlemek istemezsin bile değil mi? İstemem abla ama evet. Sen de öyle bir şey yapmazsın Yapmam ki. Yapmam tabii ki. Zaten Müslüman yapmaz. Evet ablacığım. Güler yüzlü olur. Evet. Tatlı dilli, güzel sözlü olur. Evet ablacığım. Allah da bizden böyle yapmamızı istemiş. Tam öyle. Evet sen de bunları öğrendin. Öğrendim tabii. Herkes öğrenebiliyor mu acaba? Bilmem soralım. Acaba diyorum ki senin şu arkadaşın şu bunları biliyor mudur? Bilmiyordur ya. Ya belki o da biliyordur. Bilmiyordur. Biliyordur canım. Bakalım mı öğrenmiş mi diye. Hadi bakalım o zaman. Hadi izliyoruz. Hadi izleyelim. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öğretmeniniz Füsun Hanım. Nasılsınız bakalım? İyi. Maşallah iyi olduğunuza çok sevindim. Evet bugünkü konumuz öfke nedir ve oruçla ilgisi nedir onu öğreneceğiz. Ha öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Ya sabırlı olsana Şerbet. Elbet başlarsın öğrenirsin. Dur bir öğretmen anlatsın önce. Şuşucuğum evet haklısın. Sabret Şerbetciğim. Bir anlatalım ondan sonra fikrini söylersin. Ha. Tamam öğretmenim tamam. Şimdi çocuklar öfke... Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Ya Şerbet! Bir dursana ya! Tamam. Evet ne diyorduk? Öfke duygularımızdan bir duygudur. Bazen onu hissederiz. Sizler öfkelendiğinizde öfkenizi vücudunuzun neresinde hissediyorsunuz söyleyin bakalım. Şerbet, söyle kızım. Öğretmenim ben öfkelendiğimde şeyde hissediyorum, karnımın içinde. Sen şuşucuk. Öğretmenim, ben öfkelendiğimde bunu kafamın üstünde sıcaklık olarak hissediyorum. Sanki şu an olduğu gibi. Tamam çocuklar, sakin olalım. Şerbet, her sözü atmamışsın artık ya. Allah Allah. Bir türlü cevap veremedim senin yüzünden. Tamam atlamayacağım. Bekliyorum tamam. Ne diyorduk? Evet çocuklar. Öfke de duygularımızdan bir duygudur. O duygumuz geldiğinde onu karşılamamız ve yatıştırabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Neler yapabiliriz bunun için? Mesela sizler ne yapıyorsunuz? Öğretmen ben ne olur öğretmen. Şerbet tamam kızım söyle. Öğretmenim ne yaparız öfkelendiğimizde? Ne yaparız? Düşüneyim. Ya madem cevabın hazır değil, niye parmak kaldırıyorsun kızım? Ya şu her şey kızıp durmasın ya. Ya ama yeter artık öğretmenim ya. Bu kadar acelecilikten gerçekten gıda geldi bana. Tamam çocuklar sakin olun. Bakın şimdi size ne diyeceğim. Şu. Öfkelendiğinde hani başın üstünde hissediyordun ya öfkeni. Evet. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili çok güzel bir şey söylemiş. Ya peygamberim onun adını anınca bile bir sakinleşiyorum ben onu çok seviyorum. Nasılmış neymiş öğretmenim? İşte şöyle şuşucuğum. Gerçek güçlü güreşte rakibini yenen değildir. Gerçek güçlü öfkelendiğinde öfkesini yenebilendir. Aa! Yani güreşçilerden daha mı güçlü oluyorum öyle olduğunda? Evet bir tanem. Öğretmenim. Şerbet! Şerbetciğim. Öğretmenim başka neler yapar Peygamber Efendimiz? Mesela ne yapar biliyor musun şuşucuğum? Abdest alırdı. Ateşi suyu söndürmesi gibi, suyun ateşi söndürmesi gibi öfkemizi de abdest almak söndürür. Tamam öğretmenim. Ben bir gideyim de abdest alayım. Hemen geleceğim inşallah. Aferin kızım. Şerbet, sen de ben gelene kadar biraz sakin ol, tamam mı? Tamam şuşucuğum, tamam. Ben de galiba biraz aceleci davrandım ha. Öyle görünüyor. Ben şimdi biraz sakinleşmek için abdest alıp geliyorum. Gidebilir miyim öğretmenim? Tabii şuşucuğum. Hadi git gel. Hop. Şurada bir abdest alayım da. Nasıl da abdest? Eller, ağız, burun, yüz.
Kollar baş ve kulaklar. Boynu da mesledince yıkanmalı ayaklar, he? Oh be, sakinleştim doğrusu. Evet, daha iyi hissediyorum. Oruçken bazen duygularımızı fazla yoğun hissedebiliriz. Bunlarla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi abdest aldım. Bak, rahatladım. Bir de gelmişken anneme bir sorayım bakayım. Başka ne yapabilirim öfkemi yönetebilmek için? Hadi gelin anneme soralım. Anne! Anneciğim, ne yapıyorsun? Ne yapayım kızım? İftar hazırlıkları. Sen ne yapıyorsun? Anne, Füsun öğretmenin dersindeydik. Ama Şerbet sürekli sözümü kestiği için çok öfkelendim. Çok öfkelendim ama az önce abdest aldım, sakinleştim. Füsun öğretmen Peygamber Efendimiz'in bir hadisinden bahsetti. Anne, sen öfkelendiğinde öfkeni nasıl yeniyorsun? Benim yöntemlerimden biri de Peygamber Efendimiz'in söylediklerinden. Yani nefes almak, oturmak, oturuyorsam ayaktaysa oturmak, oturuyorsam ayağa kalkmak. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Hangi pozisyonda öfkelendiysen o pozisyonu değiştir ve nefes al. Aslında evet, sınıftan çıkıp da abdest alınca rahatlamıştım. Nasıl nefes alayım anne? İşte şöyle kızım. Bir, iki, üç. Aa, çok iyiymiş anne. Dur ben de yapayım. Bir, iki, üç. Ay, elhamdülillah daha hissediyorum. Canım anam. Geç seni bir öpeyim. Sağ olasın. Hadi ben derse gidiyorum annem benim. Tamam kızım, hoşça kal. Gelin arkadaşlar. Kapıyı tıklayarak içeriye girelim. Nezaketli insanlar böyle yapar çünkü. Öğretmenim, gelebilir miyim? Gel kızım, gel. Öğretmenim, ben eve gidip abdest aldım, rahatladım. Elhamdülillah iyi geldi. Annem de bana nefes almayı öğretti. Bu da öfkemi geçiriyormuş. Aa, ne kadar güzel olmuş çocuğum, çok sevindim. Özür dilerim şuşu, haklısın, sözünü kesmem nezaketsiz bir davranıştı. Bunu anlaman çok güzeldi Şerbet. Teşekkür ederim anlayışın için. Evet çocuklar, sanırım bugün dersimizi yaşayarak öğrendik. Öğür oldu öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun geldiğiniz için. Sizler de öfkelendiğinizde duygularınızı ifade etmeyi ve onları yönetebilmeyi unutmayın, tamam mı? Evet arkadaşlar, bundan sonra öfkelenen insan neler yapar öğrendik. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın çocuklar. Şirin. Efendim ablacığım. Şuşu Ferhunde de öğreniyor yani. Biliyormuş evet. Maşallah. Maşallah, o da senin gibi çok akıllı. Evet, öfkesini evet. Yuttu. Bir oyun oynayalım mı? Hadi oynayalım. Ben bu oyunları çok seviyorum. Sana birisini tarif edeceğim. Evet, heyecanlı. Özelliklerini söyleyeceğim. Tamam, hadi başla. Çok güler yüzlü birisi. Bak ya. Bu programı sunanlardan birisi bu arada, erkek. Ebu Bekir abi. O da çok güler yüzlü ama hem çok güler yüzlü hem de bizi çok güldüren birisi diyeyim o zaman. Abdülkerim abi. Evet, o da hem güler yüzlü hem de güldüren birisi ama o değil. O zaman davulcu Yahya abi. Ya o da çok tatlı da bir çocuk hem de ama o da değildi. Bilemedim. Sertaç abiydi. Ama ben Sertaç abi dedim. Hayır, tabii ki de demedin Şirin. Dedim işte, dedim, küstüm bana ne. Şirincim, söylemedin ki Sertaç abiye. Küstüm işte. Ama Şirin, böyle olmaz. Ya çocuklara soralım istersen, söyledin mi diye. Tamam, o zaman gel Sertaç abiyi dinleyelim. Belki bu arada hem sakinleşirsin, fikrin değişir. Bu mızıkçılık Şirin. Dinleyelim hadi. Kardeşlerim, hoş geldiniz. Bendeniz Sertaç abiyle beraber benim Ramazan'ımda iftar challenge'ın 7. günündeyiz. Ramazan kombosunda 7'de 7 yapanlar hemen like butonuna bir çöksünler de bakalım komboya kimler devam ediyor bir görelim. Bugün güler yüzlü ve yumuşak huylu olmaktan bahsedeceğim. Niye biliyor musun? Abi, oyun oynuyoruz, dereceli kapışıyoruz, lig kasıyoruz, kaybettiğimiz zaman çıldırıyoruz. Hatta karşımızdaki kişilerin kalbini bile kırabiliyoruz. Bak kardeşim, biz adamlar oyunu eğlenmek için oynarız abi. Kazanmak veya kaybetmek için oynamayız. Eğer kazanmak için oynasak kafayı yeriz abi. Sürekli kazanamazsın ki ya. Her zaman senden daha iyi oynayanlar gelir. Veya sen iyi bir oyuncusundur ama o gün kötü oynayıp kaybedebilirsin abi. Bu çok doğal bir şey yani. Dünya e-spor şampiyonları bile yeri geliyor dalga geçilecek derecede kaybedebiliyorlar. Şimdi biz e-sporcu muyuz da hırs yapacağız, karşımızdakilerle birbirimize gireceğiz, bağırıp çağırıp laf edeceğiz abi.
Yok kardeşim, bunlar tamamen eziklik. Yapmamız gereken oynadığımız oyundan zevk almasını bilip eğlenebilmek. Kaybettiğimiz zaman bile rakibimize güler yüzle teşekkür edip takdir etmek. İşte adamlık budur abi. Çünkü bugün kaybedersin, yarın kazanırsın, sonraki gün yine kaybedebilirsin. Bunlar normal şeyler. Ne yani, sinirlenip telefonu fırlatınca, ne bileyim kulaklığı çıkarıp yerlere vurunca, yastıkları koltukları tekmeleyince ne oluyor? Yani ne değişiyor? Sadece seni o an görenler için çok komik görüntüler oluşuyor yani. Benim videolarımdan hatırlayın, Vefa sinirlenip çıldırınca ben nasıl kahkaha atıp gülüyorum? Ne istiyorsanız yaptım, beni artık bırakın ne olursunuz. Olan sizin. Çünkü dışarıdan çok komik gözüküyorsunuz. Böyle yapmayın kardeşim. Oyunlarda güler yüzlü olun, yumuşak huylu olun. Rakiplerinizle güzelce, saygılı konuşun abi. Yani Müslüman olun kardeşim. Bana göre asıl Müslümanlık böyle bir şey ya. Yarın Ramazan kombomuzun da bu arada 8. günü. Sahur alarmlarınızı şimdiden kurun. Yarın iftarda yine burada buluşalım kardeşim. Hadi bakalım, malasmaladık. Sayın Merve Gülcemal. Efendim Şirinci. Dünyanın en güzel göğüslü yazıcı. Abla. Efendim Şirin. Özür dilerim. Tamam, ben önemli değil. Affedersin, bir yanlış anlaşılma oldu. Estağfurullah, olur öyle bazen. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ay, canım benim. Canım benim. Hep güzel güzel anlaşalım. Birbirimize hep gülümseyelim. Ama sen çok tatlı, anlayışlı bir ablasın. Sen de çok tatlı bir çocuksun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Şirincim. Şirin. Efendim ablacığım. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir soru. Ah. Ebu Bekir abinin bugün çocuklara soracağı bir soru. Ay. Ama çok güzel bir soru, sana da sormak istiyorum. Hadi sor bakalım. Sahura nasıl kaldırılmak istersin? Bak, sorunun şıkları geliyor. Tamam. Tamam mı? Seçenekler. Bulalım. Vinçle mi? Havuza fırlatılarak. Trambolinde zıplatılarak. En güzeli trambolinmiş. Oradan cumburlap sofraya. Ay, çok güzel olurdu gerçekten. Bakalım çocuklar neler söylemiş. Hadi izleyelim. Hadi izleyelim. Abi kimse kalmamış, herkes de gitmiş, yani beni uyuya bırakmışlar. Tam da bunu soracağım. Oyunculuk biraz kötü ama sahura kalkarken zorlanıyor musunuz? Sahura nasıl kaldırılmak isterdiniz? Vinçle mi? Bir böyle kova dolusu soğuk suyla mı? Yoksa başka bir şekilde mi? Soracağız. Haydi başlayalım. Uykuluyum. Buna verin. Ramazan'da biliyorsun davulcular sahur vakti gezerler. Hiç duydun mu sen? Hayır, duymadım. Böyle insanları sahura kaldırırlar değil mi? Evet. Seni sahura kaldıracak olsak, annen sana akşamdan geliyor, diyor ki Halil oğlum, seni vinçle mi kaldırayım, başından aşağı su mu dökeyim, buzlu su mu dökeyim, yoksa trambolinde zıplatayım mı? Hangi şekilde en kolay kalkarsın? Başından aşağı buzlu su. Sabahları okula gelirken rahat bir şekilde uyanıyor musun? Zınk diye kalkar mısın ha? Evet. Yoksa biraz böyle yatakta yatmak ister misin? Kalkarım ama yatmak isterim. Tamam. Sahura kalktın mı hiç peki? Kalktım. Annen sana akşamleyin gelse dese ki oğlum seni sahura vinçle mi kaldırayım, başından aşağı su dökerek mi kaldırayım, yoksa trambolinde zıplatarak mı kaldırayım? Nasıl kalkmak istersin? Vinç. Neden? Deneyim olur. Vinçle mi kaldırayım, böyle su dökerek mi kaldırayım, yoksa böyle trambolinde zıplatarak mı kaldırayım? Trambolinde zıplatarak. Neden? Daha böyle hemen uyanırdın değil mi? Hemen uyanırdım, hem de zıplamayı seviyorum. Tamam, peki senin böyle sahura kalktığında hemen uyanmak için yaptığın bir şey var mı? Yani annem gelip anne diye yani söylediğinde kalkmıyorum ama ondan sonra iki kere dürtüyor, öyle kalkıyorum. Uyandırılırken zor uyanır mısın? Hayır, ben kendim okula gideceğim için kendim... Zor, evet, uyanırım. Zor uyanıyorsun değil mi? Tamam, sahura kalkman gerekiyor çok erken vakitte yani. Nasıl kaldırılmak isterdin? Böyle vinçle seni tutup kaldıralım mı yatağından? Yoksa kafanın aşağı su mu dökelim? Böyle birisi gelip üzerine mi atlasın? Böyle en rahat nasıl uyanırsın? Trambolinde zıplarsam olmaz, çünkü bir yerime çakıp acıyabilirim. Değil mi? Uykulu uykulu, evet. Bir de zıplarken zor oluyor. O yüzden ben su dökülmesine daha iyi. Öyle mi? Hem de hazır şey olmuşken abdest alırım. Evet. Hiç sahura kalktın peki? Kalktım. Kalkarken zorlanıyor musun biraz? Hayırlı bir şey olduğu için zorlanmıyorum.
Değil mi? Bir de böyle herkes kalkıyor hevesli hevesli. Güzel oluyor değil mi? Evet. Peki mesela sahura kaldırılacaksın. Annen yatmadan önce sana dedi ki, Mina seni şimdi 3 tane seçenek veriyorum sana. Bir şekilde kaldıracağım. Ya vinçle kaldıracağız seni, ya seni suya atacağız, ya da trambolinde zıplayarak kalkacaksın. Hangisini istersin? Trambolinde zıplayarak. Neden? Çünkü eğlenceli ve güzel bir uyanma olabilirdi. Sahura kalktın mı? Yani yok, kalkmadım. Oğlum. Yani hani kahvaltıyı yedikten sonra başladım ben orucu. Ha, anladım, biraz tekne orucu gibi yani. Yani. Annen akşamdan sana şunu diyor. İstersen seni vinçle kaldırayım, istersen başından aşağı kocaman buzlu bir kova su dökeyim, ya da trambolinde zıplatarak kaldırayım seni. Hangisini istersin? Ya buzlu bir su. Değil mi? En etkilisi o mu olurdu? Evet. Peki sence, ya gerçekçi olalım, bu Ramazan'da sahura kalkarken zorluk çekecek misin? Bilmiyorum, hiç emin değilim. Deneyeceğiz biz. Yani. Sabahları okula gelirken böyle kalkarken zorluk çekiyor musun? Hemen uyanabiliyor musun? Bazen zorluk çekiyorum geç yaşın yatınca. Sahura kalkınca sence zorluk çeker misin oruç tutacağın zaman? Birazcık çekerim. Annen sana dese ki, Deniz oğlum seni sahura ya trambolinde zıplatarak kaldıracağım, ya eve vinç getireceğiz, yatağından seni vinçle kaldıracağız, ya da kocaman böyle büyük buzlu bir kova su dökeceğiz üzerine. Hangisini tercih edin? Kocaman buzlu bir su. Neden? Çünkü şimdi trambolinde zıplarsa belki yere düşebiliriz. Vinçte de uyurken belki onda da düşebiliriz yanlışlıkla. O yüzden su, ben su diyorum. Abi şimdi sahura kalkarken zorluk çektiğini söyledin. Annen akşamdan bu Ramazan'da sana gelecek. Diyecek ki, seni sahura vinçle mi kaldırayım? Başından aşağı böyle buzlu su dökerek mi kaldırayım? Yoksa trambolinde zıplatarak mı kaldırayım? Hangisini seçersin? Suyu seçerim. Neden? Suyu seviyorum. Yani soğuk su falan hoşuma gidiyor. Sahura kalkarken zorluk çekiyormuş. Veya sabahları uyanırken böyle hemen uyanır mısın? Yoksa annen seni çağırdıktan sonra yatakta biraz daha böyle döneyim işte, biraz yatayım falan oluyor mu? Oluyor. Tamam, peki sence seni en güzel nasıl kaldırabiliriz? Şimdi mesela ben seni yarın oruca kaldıracağım sahur için, tamam mı? Sahurda biliyorsun çok erken bir vakitte. En rahat nasıl kalkarsın sahura? Ne yapsam hemen uyanırsın? Uyandırırsam. Tamam, nasıl uyandırırsam peki? Çağırdım uyanmadın, tamam döndün böyle başladın şey yapmaya. Yine kalk dersin. Tamam. O zaman şöyle sorayım sana. Şimdi annen bu Ramazan'da sana gelecek. Diyecek ki, Elif Erva, sahura seni vinçle mi kaldırayım? Vinçle böyle yatağından tutup çekip mi kaldırayım? Başından aşağı buzlu bir kova su mu dökeyim? Yoksa trambolinde zıplatarak mı kaldırayım? Buzlu su. Neden? Çünkü soğuk iyidir. Sabahları uyanırken zorluk çekiyor musun Zehra? Gerçekçi olalım yani, bazen böyle annen çağırıyor. Yani uykum oluyor. Pek gitmek istemiyorum. Sahura kalkarken zorluk çektin mi çok erken vakit? Heyecanlı olduğumdan direkt kalkıyorum ama normal okul günleri kalkamıyorum. Tamam. Peki bu Ramazan'da Zehra, annen gelse sana dese ki, Zehra kız seni sabahleyin sahura vinçle mi kaldırayım? Başından aşağı buzlu bir kova su dökerek mi kaldırayım? Yoksa seni alayım böyle trambolini atayım, orada zıplatarak mı kaldırayım? Trambolinde. Neden? Hani zıplamayı falan seviyorum. Enerji dolduruyor. Sabahları uyanırken zorluk çekiyor musun Adem? Hani olur ya böyle yataktan kalkmakta biraz zorluk çekilir falan, oluyor mu? Her zaman oluyor. O zaman oluyor mu? Sahura kalkarken zorluk çekiyor musun? Yok, sahura kalkarken hani yemek yiyorum ya. He. Yemek yersem rahatlarım ben. Peki şimdi bu Ramazan'da Adem, annen geldi sana dedi ki, Adem oğlum seni bu Ramazan'da sahura vinçle mi kaldırayım? Yatağından tutup vinçle mi yukarı çekeyim? Yoksa başından aşağı buzlu bir kova su mu dökeyim? Yoksa seni alayım trambolini atayım orada zıplatayım mı? Hangisini seçersin? Vinçle. Neden? Çünkü vinçle hem uykuma devam edebilirim hem de çok rahat olur ve bedava uçma bileti kazanırım. Ekrem, sabahları uyanırken zorluk çekiyor musun? Bana doğruyu söyle. Biraz. Değil mi? Böyle yataktan kalkarken. Evet. Tamam, peki sahura kalkarken zorluk çekiyor musun? Çok değil. Neden? Mesela normal sabahlarda zorlanıyoruz ama sahura kalkarken zorlanmıyorsun. Neden öyle oluyor? Oruç tutmak sevap olduğu için Allah işimizi kolaylaştırıyor olabilir. Annen bu Ramazan'da baban geldi sana dedi ki, Ekrem oğlum sahura seni vinçle mi kaldırayım sahura? Başından aşağı buzlu bir kova su mu dökeyim? Yoksa seni alayım tramboline fırlatayım, trambolinde sektirerek mi uyandırayım? Nasıl? Su, yani buzlu su. Neden? Çünkü diğerleri tehlikeli olabilir. Tamam, güven, önce sağlık diyorsun, önce güven mi diyorsun? Evet. Suyu neden seçtin peki? Daha böyle rahat uyanmak için. Evet. Suyu severim. Sabahları uyanırken zorluk çekiyor musun?
çekiyorum. Mesela bu Ramazan'da seni erken vakitte sahura kaldıracağız deseler. Seni en rahat nasıl kaldırırız? Üstümü su dökerek. O zaman buradan annene bir mesaj vermek istedim. Evet. Deseler ki ben Siraç'ı sahura kaldıracağım. En rahat nasıl kaldırırım abi? En rahat. Beni iterek, iterek yaşayanın altına yaşayan düşeceğim ki gözleri falan açılsın hocam. Anca öyle mi oluyor? Evet. Anla. Aklında bulunsun o zaman. Buradan annene bir mesaj vermek ister misin? İftar doyunca da beni itirerek uyursan iyi olur. Nasıl? Seni en rahat sahura nasıl kaldırırız? Çok erken vakit ya. Hemen uyanabilir misin? Hayır. Nasıl kaldırırım peki seni? En rahat ne yaparsam uyanırsın? Beni zıplatın. Zıplatayım mı? O zaman sana şu soruyu sorayım. Seni sahura kaldırmak için annen vinç getirip seni vinçle mi yatağından kaldırsın? Yoksa başından aşağı buzlu su mu döksün? Yoksa buzlu su döksün. Direkt net cevap bu mu? Evet. Sahura kalktın mı hiç? Bu sabahleyin çok erken kalkıyoruz ya Ramazan'da oruç tutacağım. Evet. Peki kalkarken zorlanıyor musun sahur? Bazenlere. Tamam, mesela bu Ramazan'da annen sana dese ki Amine seni sahura yataktan vinçle mi kaldırayım? Böyle yukarı çekerek mi? Yoksa başından aşağı buz dolu böyle bir kova su mu atayım? Yoksa seni tramboline atayım orada zıplayarak mı uyan? Hangisi? Tramboline zıplayarak uyanırdım. Neden onu seçtin? Çünkü en güzeli o. Eğer başıma buzlu kova gelirse şimdi buz küpüne dönerim. İnsle yaparsam işte Allah korusun bir yere düşerim ama tramboline en iyisi yine en güvenlisi tamam. O. Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap birbirinden özel eserlerle sizi bekliyor. Haydi çocuklar, Tulu'nun eğlendiren, öğreten ve hayal kurduran dünyasında buluşalım. www.tulukitap.com Tulu, çocukların yeni yolculuğu. Ne oldu Şirince? Vay 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 vay. Ne oldu? Aklıma sığmayan düşünceler geldi. Gene ne düşüncesi geldi? Abla ya. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Söyle size. Söyle. Allah da erkek mi? Yani Sertaç abi gibi işte. Neye benziyor abla? Ya da nasıl görünüyor? Ya Şirincim. Efendim? Biliyor musun ben de senin yaşlarındayken böyle sorular çok soruyordum. Ay ben de utandım böyle sorular aklıma gelince. Sakın utanma, sen ne kadar güzel Allah'ı tanımak istiyorsun. Evet. Evet. O zaman ben sana anlatayım. Ay canım ablam anlatayım. Hadi anlatayım. Hadi izleyelim o zaman. Tamam bakalım. Esselamünaleyküm canım çocuk. Nasılsın? Umarım iyisindir. Evet, bugün de bir sorunu cevaplayayım istiyorum. En sık sorulan sorulardan birisi bu. Sen de bu soruyu mutlaka soruyorsundur ya da sormuşsundur. Eğer sormuşsan ve cevabını aldıysan, belki küçük kardeşlerin soruyorsa onlara bir cevap vermek için de beni dinleyebilirsin. Of çok zor bir cümle oldu biliyorum ama bence sen beni anlatın. Merve abla, Allah neye benzer? Hemen cevabını vereyim. Allah yaratıcıdır ve yaratıcı yarattıklarına benzemez. Şimdi bak sana bunu çok güzel anlatacağım Allah'ın izniyle. Bizler ancak ve ancak bildiğimiz şeyler üzerinden düşünürüz. Hatta sana bunu anlatabilmek için bir hikaye anlatayım. Mesnevi'den bir hikaye. Mevlana anlatmış bu hikayeyi. Hayatında hiç fil görmeyen adamlarla bir fili almışlar ve zifiri karanlık bir odaya koymuşlar. Yani hayatlarında hiç fil görmemiş bu adamlar yine fili göremiyorlar. Ve demişler ki içeride bir şey var. Bakın bakalım ne? Adamlardan birisi kulağını ellemiş, demiş ki içeride kocaman bir yelpaze var. Birisi bacağını ellemiş, demiş ki sütun var, bir duvar sütunu. Birisi sırtını ellemiş, demiş ki bu bir duvar olsa gerek. Bir diğeri burnunu ellemiş, demiş bu bir bahçe hortumu herhalde. Neden böyle şeyler söylemişler? Çünkü az önce de söylediğim gibi insan ancak ve ancak bildikleri üzerinden düşünebilir. Bildiklerine benzeterek düşünebilir. Biz de öyle yapıyoruz. Biz ne biliyoruz? Görmek için göze ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Duymak için kulağa ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Sığınmak için, korunmak için eve ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Yani beslenmeye ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz yaşayabilmek için. Ama biz yaratılmış varlıklarız. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Allah'sa yaratıcıdır ve yaratıcı yarattıklarına benzemez. O bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemez. Tam da burada
sana bununla alakalı yazdığım bir kitaptan bahsedeceğim. Burada hatta kısacık öyküsünü de anlatmak istiyorum bu sefere mahsus olarak. Şimdi burada küçük Merve'miz şöyle diyor. Ben küçücükken bir taş görmüştüm yolda giderken. Ay aldım, bu ne güzel taşmış diye. Ta ki altından ayakları çıkıncaya kadar meğer o bir taş değil, kaplumbağaymış. Ama daha önce hiç kaplumbağa görmediğim için onu taşa benzetmişim. Sonra yine devam ediyor böyle hikaye. Hatta sana şurada en sevdiğim şeyi anlatayım. Ben küçücükken camdan dışarıyı izlerken gökyüzünden beyaz beyaz bir şeylerin yağdığını gördüm bir keresinde. Hem de top tatlı ve yusyuvarlak. Karda oynamaya bayıldığımdan hemen atkımı, eldivenlerimi takıp kahkahalarla bahçeye fırladım. Ta ki gökyüzünden yağanlar başıma pat küt düşünceye dek. Meğer yağan kar değil, doluymuş. Ama daha önce hiç dolu görmediğim için onları kara benzetmişim. Hikaye bu şekilde devam ediyor. Başına tehlikeli işler de açmıyor değil. Safari gezisindeyken kedi zannedip yavru kaplanın peşine falan düşüyor. İşte tam olarak bunu anlatmak istiyorum. İnsan ancak ve ancak bildikleri üzerinden düşünür. Bir örnek daha vereyim sana. Bu böyle öğretmenlerin kullandığı bir örnektir. Mesela marangozu düşün. Bir marangoz yaptığı sehpaya benzer mi hiç? Benzemez. Bir buzdolabı üreticisi buzdolabı gibi iki kapaklı mıdır? Değildir tabii ki de. Ya da masayı yapan birisi dört bacaklı düz kafalı mıdır? Değildir. Eser sahibi eserine benzemez. Allah da bütün bu kainatı yaratandır. Yarattıklarına benzemez. Kapatmadan bir soruyu daha yanıtlayalım mı? En sık sorduğun sorulardan birisi. Her şeyi Allah yarattı. Peki Allah kim yarattı? Her şeyin bir başlangıcı var. Peki Allah'ın da bir başlangıcı var mı Merve abla? Bak haklısın. Hepimizin bir başlangıca ihtiyacı var. Yani şu kıyafetlerimiz kıyafetimiz olmadan önce kumaştı. Kumaş olmadan önce pamuktu. Tarlada pamuktu yani düşündüğün zaman. Onları aldılar, renklendirdiler. Tekstil makinelerinde, fabrikalarda kumaşlara çevirdiler. Kumaşları gitti, terzi aldı. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Dedi ve onları birer kıyafete dönüştürdü. Anladığın üzere her şeyin bir başlangıcı vardır. Bak şimdi şurada bir yerlere abiler bir resim koyacaklar. İşte orada ne görüyorsun? Bir lokomotif ve arkasında vagonları görüyorsun. Bu lokomotif de buraya gelmeden önce bir başlangıç hikayesi vardı. Yani ustalar o demirleri, çelikleri aldılar, raylarda gidebilecek bir lokomotife dönüştürdüler. Ama ben sana başka bir şey soracağım. Bu en arkadaki vagon. Kendi kendine mi gider raylarda yoksa birisinin onun çekmesine ihtiyacı mı vardır? Evet, kendi kendine gidemez değil mi? Öndekiler onu çeker ve raylarda ilerlemesini sağlarlar. Peki bir arkasındaki vagon kendi kendine gidebilir mi? Hayır. Onun da çekilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü o da bir vagondur. Kendi kendine gidemez raylarda. Peki ya lokomotif? Lokomotifi bir çeken var mı? Bak bakalım orada. Yok. Lokomotifin lokomotif olarak gücü kendindendir ve raylarda kendi kendisine gider. Eğer onu da bir çeken olsaydı zaten lokomotif olamazdı ki, vagon olurdu. Vagonlardan bir farkı olmazdı. İşte senin, benim, hepimizin yaratılmaya ihtiyacı var. Çünkü biz yaratılmış varlıklarız. Hepimizin bir başlangıca da ihtiyacı var. Annelerimizin, babalarımızın olmasına, onların doğmuş olmasına, yaratılmış olmaya ihtiyacımız var. Ama Allah yaratıcıdır, yarattıklarına benzemez. Tıpkı lokomotifte olduğu gibi. Eğer onu da bir yaratan olsaydı, yaratıcı olamazdı ki zaten o da yaratılmış olurdu. Nasıl ki lokomotifi bir çeken olsa vagon olacağı gibi, Allah'ı da bir yaratan olmuş olsaydı haşa, o zaman Allah olamazdı zaten, yaratılmış olurdu. Umarım anlatabilmişimdir canım evladım. Son olarak şunu söylemek isterim sana. Hani hepimizin hemen hemen bildiği bir dua var ya, Kur'an-ı Kerim'de bir sure var daha doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulid diyoruz ya işte. Bak tam olarak ne diyoruz orada? Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Yani hiçbir başlangıcı bizim anladığımız şekilde yoktur. Onu bir yaratan, bir yapan yoktur. Çünkü onun buna ihtiyacı da yoktur. Anlaştık mı? Hadi bakalım. O zaman yeni sorularda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Şirincim. Efendim canım. Çözdük mü soruyu? Çözdük. Pek de güzel çözdük. Elhamdülillah. Abla. Efendim ablam.
Zeynep abla da çok güler yüzlü değil mi? Evet, o da çok güler yüzlü. Çok tatlı bir abla. O zaman şu gül yüzünü gene görelim mi? Hadi görelim. Hadi görelim bakalım. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyim. Ben biraz düşündüm de, şöyle özel bir gücüm olsa da asık suratlı olan herkesi güler yüzlüye çevirebilsem. Şöyle pıt diye. Keşke özel bir gücüm olsa. Değil mi? Ama özel güç diye bir şey yoktur ki. Ya da vardır. Ama çizgi filmlerdeki gibi değil. Bizim özel güçlerimiz ne biliyor musunuz? Kabiliyetlerimiz. O zaman ne yapalım? Çalıştıralım akılları ve parmakları. Haydi gelin. Nasıl çevireceğiz bakalım asık suratlı insanları güler yüzlü insanlara? Başlıyoruz. Bunun için bir tane kağıda ihtiyacımız var. Kağıdımızı kare şekline getirmemiz lazım. Bunun için tuttuğumuz bir kısmını ikiye katlıyoruz. Ve şu kısımdan kareyi oluşturmamız gerekiyor. Bakalım şöyle bastırarak. Evet, şu kısımda kare şekli oluştu. Ve fazlalık olan kısmı kesmemiz gerekiyor. Evet, fazlalık kısmını çıkarttık. Şimdi sadece katlamayla yaparak bir etkinliğimizi oluşturacağız. Nasıl yapacağız? Şu kısımda çizgimiz oluşmuştu. Şimdi diğer uçları birbirine eşleştirerek diğer katımızı ortaya çıkartacağız. Evet. Şöyle kat izlerini iyi bastırmanız gerekiyor çocuklar. Hatta şöyle tırnağınızla da bastırırsanız daha çok kat izi meydana gelir. Şimdi katladıktan sonra bu uçlarının hepsini ortada birleştireceğiz. Şöyle yapalım. Ortada birleştirerek kat izlerini belirgin şekle getirmemiz gerekiyor. Hop, şöyle. Yine aynı şekilde ucunu tam ortaya getirdikten sonra kat kısmını bastırıyorum. Evet. Bastırdım. Daha sonra tekrar açıyorum katladığım yerleri. Açtım ve ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra ise ikinci aşamamıza sıra geliyor. Şimdi düz olan kısımdan ortaya doğru yine aynı şekilde ortada birleştirerek katlarımızı oluşturacağız. Hop. Şurada bir tane katım oluştu, gördünüz değil mi? Şimdi her köşeye aynı işlemi uygulayacağım. Evet. Şimdi diğer köşe tam ortaya getirmem lazım. Getirdim. Ve şimdi diğer köşe. Evet. Bir sürü çizgiler olan bir kağıdım oluştu şu an. Şimdi asıl işlem burada başlıyor çocuklar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu ortadaki yer alan üçgenlerin baş kısımlarından şöyle ortaya doğru indirmem lazım. Ve bunları indirdikçe şurada hemen bastırdığımda şöyle kare oluşacak. Bu kareleri tekrar bastırarak oluşturmam lazım. Aynı şekilde burası da orta kısmını ittiriyorum ve karemi oluşturuyorum. Bu kısmı da ortaya doğru ittiğimde buralarda karelerim oluşacak. Evet, gördünüz mü? Katlandı kağıdımız. Peki şimdi sıra neye geldi? Çizim kısmına. Bakalım şöyle bir. Şöyle katlayalım. Ve buraya kocaman bir surat çizelim. Şöyle yuvarlak. İsterseniz siz bu yuvarlağı çizebilmek için bir tane çay tabağı ya da kapak kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi buralara asık suratlı birini çizelim. Gördünüz mü? Kaşları böyle asık bir şekilde ve gayet de mutsuz, suratsız birini çizdik. Fark ettiniz mi? Şimdi ikinci aşamada
katlayarak suratımızı devam ettiriyoruz. Buraya da gülen bir ağız çizelim. Ve şu kısmı tekrar katlayacağız. Suratımızı yine aynı şekilde çizerek devam ettireceğiz. Buraya da böyle gayet mutlu bir yüz çizelim. Şimdi tekrar katlıyoruz. Yine aynı şekilde yüzümüzü devam ettiriyoruz. Buraya da sevgi dolu bir yüz çizelim. Aynı şekilde suratımızı yine devam ettiriyoruz. Kocaman gülen bir ağzı olsun mesela. Evet. Şöyle sevgi dolu gözleri de hatta şöyle kırmızıya boyayalım, ne dersiniz? Evet, şimdi baktığımızda nasıl asık suratlı olan kişiyi ne yapacağım? Sihirli gücümle gülen bir insana çevireceğim. Ya şöyle yapalım. Sonra sevgi dolu kişiye çevirebilirim. Gördünüz mü? Çok tatlı oldu. Etkinliğimiz bitti çocuklar. Yarınki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, tamam mı? O asık suratlarınız oluştuğunda da onları mutlaka gülen yüze çevirin. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Şirin, ne yapıyorsun? Oyun falan mı oynuyorsun? Hayır abla, özel güçlerimin olmadığını biliyorum ama ya varsa diye deniyorum. Ya Şirinciğim, özel güçler falan yok. Ne yapacaksın ki özel güçlerin olsa? Herkesi güler yüzlü yapacağım abla. Zeynep ablanın söylediği gibi. Evet. Ha, bunun için aslında benim çok özel bir şeyim var. Neymiş? Sana vermemi ister misin? Evet, çok isterim. Tamam. Hadi bak burada. Bakayım. Açmamı ister misin senin evet, için? Evet abla. Ne bu? Bu bir ayna. Evet. Ve ben kendimi görüyorum. Tamam, aynaya bir asık suratla bak bakalım. Hiç de güzel değilmişim. Bir de güler yüzle bak. Abla çok güzel oldu. Evet. Şirin. İşte biz de ayna gibiyiz. Evet. Ben şimdi asık suratla baksam. Evet. Sen de asık suratla olursun. Evet. Ama ben gülümsesem sen de gülümsersin. Evet. Yani insanlar gülümsesin istiyorsan Şirin. Tamam. Özel gücün sende. Yani ben gülümseyeceğim. Evet, sen gülümseyeceksin. Ay, çok teşekkür ederim abla. O zaman etrafındakiler de gülümseyecek. Evet, herkes gülümser. Gülümse bakayım. Merhaba. Ya sen benim gördüğüm en tatlı, en güler yüzlü Şirinsin. Canım abla. O zaman sana şöyle bir güler yüz sultanı rozeti takacağım. Dünyanın en güzel rozeti bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abla. Şirin çok tatlısın. Teşekkür ederim. O zaman çocuklara da görev verelim mi? Hadi verelim. Çocuklar, bugün güler yüzlü olmanın da sadaka olduğunu öğrendik. Hem güler yüzlü olalım hem de etrafımızdakileri gaza getirelim istiyoruz. O yüzden siz de böyle elinize kalemle bile hazırlayabilirsiniz. Güler yüz, rozetleri, madalyaları hazırlayın ve arkadaşlarınıza dağıtın. Hatta Şirin bence şöyle yapsınlar. Ne yapalım? Çok güler yüzlü olmayana bile hediye etsinler. Değil mi? O zaman onun da gülümsemesini sağlarız. Evet, evet. Kendisini daha iyi hisseder ve daha çok gülümsemek için çabalar. Evet abla. Bunun sadaka olduğunu da söylesinler. Evet. O zaman... Ne diyeyim? Hep gülümseyen birisi var bu ekipte. Ay, hep gülümsüyor. Sen misin? Ya tamam, ben de çok güler yüzlüyüm biliyorum da. Yahya bir davulcu. Evet, evet. Onu izleyelim mi? Hadi izleyelim. Hadi o zaman güler yüzlü çocuklarımız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Bunu düşürdün Şirin, tak bunu. Sordular ne anladın bu aydan? Dedim Allah korusun yoksulluktan. Tutana tutmayana selamlar ola. Sağlık sıhhat buldum ben oruçtan.
Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sundu. tulukitap.com